72. koğuş bütün cezaevlerinde olduğu gibi cezaevinin en yoksul, yoksul olduğu için de en pis koğuşuydu. Buranın insanları ayağa kalkmış, birer solucandılar. Devlet baba her hükümlü gibi onlara da günde kara birer tayin veriyordu. Bazen kupkuru, bazen fırından yeni çıkmış ama her zaman çamurdan farksız. Sabahları pis çuvallarla getirilip koğuşun ortasına teker teker dağıtılan bu tayınlar 24 saatlik besinleriydi. Sabah kahvaltısı, öğle, akşam yemekleri bu tayından ibaret olduğu gibi hamam, tıraş, sigara paraları da bu kara tayının içindeydi. Satarlardı çokluk. Hem de bir, beş değil, 6 ay. Bir yıllığını birden. Kirli bir 5 liralığa. Koca yılın 365 tayını karşılığında alınan 5 liranın üstüne 45 kuruş daha eklenmeliydi ki 1 kilo keşme şeker alınsın. Dünyada savaş vardı. Motorlu Alman birlikleri yıldırım hızıyla Avrupa'yı alt üst ediyordu. Yollar, sınırlar kapanmış, dışarıdan içeriye pek bir şeyler gelmiyor. Memleket kendine güç besliyordu. Ekmek karneye binmişti. Cezaevinde şekerin topağı 5 kuruşa satılıyordu. Adem babalar ekmek ticareti yapan bezirganlara sattıkları ekmeğin kirli 5 liralığıyla koşuyorlardı kumar postalarına. 5, 10 olabilir, 20 olabilir. Araplara gülerse 50, 100, 500 olabilirdi. Olmuyordu ama çok değil. Birkaç sahurda güçlerini tüketip enselerini kaşıyarak dönüyorlardı. 72. koğuşa. Artık koca yıl bir tek tayın almamacasına yaşayacaklardır. Hiçbir yerden hiçbir gelirleri olmadığı gibi umutları da yoktur. Aç acına yaşayacaklardır. Görünüşe göre böyle olması lazımdır ama olur mu? Olabilir mi? Canlıdırlar. Delinmiş bir boğazları vardır. Yaşayacaklardır. Yaşamalarının yurda, ulusa herhangi bir faydası olup olmadığını düşünmeden, yurdu, ulusu hatırlarından geçirmeden, bir bit, bir solucan, bir hamam böceği, herhangi bir tek hücreli gibi, bir yosun gibi yaşayacaklardır, yaşayabildikleri yere kadar. Bunun için de cezaevinin alacakaranlık dehlizlerinde korkak, haysiyetsiz, rezil, kepaze birer gölge, birer insan iskeleti halinde dolaşır, sahipsiz bir tencere, bir kenara bırakılmış bir parça ekmek, süprüntü tenekelerine atılmış zeytin çekirdekleri, kokmuş yiyecekler kollanır. Arada küçük maltızlardan biri üzerinde kaynayan bir tencereye usullacık sokulunarak kaşla göz arasında kapak kaldırılır. İçleri kir dolu uzun tırnaklı el kaynayan yemeği şöyle bir karıştırır, ya bir avuç fasulye ya da kocaman bir et parçası kapıldığı gibi. Zayıf bacakların olanca gücüyle dehlizin alacakaranlığında silinip gidilirdi. Arada bir yakalanır da o zaman ana avrat, din iman, sövülerek tekme, tokat yerlerde yuvarlanılır, kafa yarılır, göz şişer, şişer ama o kadar. Tekme yemiş köpek haysiyetsizliğiyle dehlizin köşesi dönülüp de 72. koğuşa gelindi mi her şey unutulur. Ahmet Kaptan bunlardan değildi, olmamıştı da. Yıllar yıl hapishane köşelerinde unutulup da yolu Adem babaların arasına düştüğü zaman çevresini pek yadırgamamakla birlikte onlara benzememeye çalışmıştı. Gündüzleri koğuş betonunda izmaritine zar atıldığı, bu yüzden korkunç küfürlerin kirli duvarlarda yankılar yaptığı sıralar o. Bu küfürleri işitmemek için ya cezaevinin tenha bir köşesine çekilir ya da boş çimento torbalarından oluşan yatağında uyurdu. Sessizliği seviyordu o. Sessizliği, yalnızlığı. Dalgasına taş atılmamalıydı. Bunun içinde bütün gün koş oraya koş buraya, yorgun düşen Adem babaların uykuya geçmesini beklemek lazımdı. Seviyordu geceleri, hele ayın güçlü ışıklarının dünyayı gündüze çevirdiği geceleri. Böyle gecelerde o durgun, o ağzından söz çıkmayan Hitit heykeli öylesine dile gelir, kendi kendine öylesine coşardı ki. En sevdiği yer cezaevi bahçesinin bir kenarındaki kadın tutukluların barındırıldığı kırmızı kiremitli eve bakan koğuş penceresiydi.
Millet uyumuş, yukarıda da ay varsa pencereye çıkıp oturur. Kalın bilekli kollarını demirlere geçirir, başlardı. Allah vardı. Kara gün kararıp gitmezdi. Günün birinde herhalde bir sebep yaratılacak. Hapishane kapıları açılacak. Babalar, sevgililer, oğullar sılalarına kavuşacaklardı. Yıllar yılı hiçbir haber çıkmadığı için anasını ölmüş sanıyordu. Anası öldüğüne göre sılasında bekleyeni yoktu. Hapisten çıkınca köyüne değil, oynak hırçın denizinden ekmeğini kazandığı şehrine gidecek. Babasını vurdukları, sonra da kendisinin 4 kurşunla öcünü aldığı liman kahvesinde eski patronunu bulacak. Başlayacaktı ekmek, ekmekten artarsa rakı parasını kazanmaya. Ama bu sefer yalnız ekmek, yalnız rakı parası değil, allı morlu sarılı entarilerini de düşüneceği bir Ayşe, bir Fatma, bir Sultan ya da adı ne olursa olsun güzel bir sevgilinin çaresine bakacaktı. Ona topaç gibi oğlanlar doğurup yemeğini pişirecek, çeşmeden suyunu taşıyacak, akşamları da koynuna girecek bu sevgili çirkin, hatta bir gözü kör de olabilirdi. Yeter ki ona topaç gibi babalarının kanını yerde kovmayacak yürekli oğlanlar doğursun. 150 lirayla koğuşa girince Adem babalar açlığı, yalnızlığı, umutsuzluğu taşıdıkları gözleriyle çevresini sardılar. Bir kap sıcak yemek, birer paket sigara ya da hiç olmazsa 5'er 10'ar kuruş da vermez miydi? Kaptan, "Kardeş malı ortaklık," dedi. "Kaynatalım bir tencere fasulye, doyuralım karınlarımızı." Adem babalar bu kadarını ummamışlardı. Sevinçten çılgına döndüler. "Yaşa kaptan, yaşa! Var ol, Allah gönlüne göre versin. Gördün mü adamı? Ulan ne adammış be! Adamın koçu. Demek bize tencere kaynatacak." Koğuş bayram yapıyordu. Bayram ne kelime, bayramlarda bile alışılmamış bir hava esiyordu. Kucaklaşıp öpüşenler, sevinçten ağlayanlar. Kaptan bir kenarda boynu bükük dikilen Kaya Ali'yi de unutmadı. "Ol meydancım." Kaya Ali koştu, heyecanla sordu. "Bu koğuştan da çıkacak mıyız?" "Hayır, kalacağız burada." "İyi ama kaptan, kalacağız burada diyorum ya." Berbat yanı başındaydı. Daha şimdiden sağ kolu olmuşçasına kaptanı savunmak için Kaya Ali'ye çıkıştı. "Aa, ne derse o olur." Beriki homurdandı. "Sana ne? Aslını yitireni haramzade derler aslanım." "Müjdeyi ağama sen vermedin ya." "Ben diyorum bayram haftası, sen diyorsun mangal tahtası." "Mangal tahtası sensin. Ağam senin sözüne uyar, kumar oynamayacak işte." Berbat esaslı bir tekmeye hazırlanıyordu ki kaptan araya girdi. "Dolaş kısımları bul, iyi bir döşek, alacağım satın." Berbat pekiştirdi. "Bütün kısımları dolaş ha." "Dolaşırım, dolaşmam, sana ne?" "Ulan bana bak, ne var? Kaptanın meydancısı oldun diye ses çıkarmıyorum. Ben gene o eski berbatım ha." Kaya Ali, "Olursan ol," diye karşılık verdi. Koğuştan fırladı. Merdiveni rüzgar gibi inerken bağırmaya başladı. "Döşek satan, hani ya, iyi bir döşek satan." Başkalarının öteberisini satar, sahibinin o sıra boş bıraktığı tenceresinden yiyecek avuçlar. Çöp tenekesi kollar, görmeye alıştıkları Kaya Ali'nin satın almak için döşek arayışına şaşılıyordu. "Ne o Kaya Ali, döşek mi alacaksın?" "Ciddi ciddi." "Tabii," dedi. "Ne var?" "Yaşa be." "Yaşaymış. Var mı? Varsa söyleyin. Para peşin ama." "Peşin peşin, korkmayın." Gülüştüler, kızdı. "Ne gülüyorsunuz, parasıyla değil mi? Para kim, sen kim lan? Ben kendimi almıyorum ki." "Ya ama ağan kim?" Göğsünü gere gere "Ahmet kaptan," dedi. Bu sefer kahkahalarla güldüler. Daha beter kızdı. "Ne gülüyorsunuz yahu, oyuncağınız mı var sizin?" "Ulan Hasan, ha o çingene evinden Musandıra. Hadi be sizde. Ağamın 150 lirası geldi bugüne bugün." "Nereden?" "Anasından." O zaman işin rengi değişti. Satılık döşekler gösterildi. Değerlerinin çok üstünde fiyatlar istendi. Kaya Ali gözüne kestirdiği bir döşek, bir yastık, bir yorgandan ağasına söz açtı. Kaptan berbata döndü. "Ne dersin? Gidip bakalım ağa." Gidip baktılar. Şimdiye kadar yatak, yorgan satın almadıkları için fiyat üzerine pek fikirleri yoktu. Kaptan karışmadı pazarlığa.
Berbat'la Kaya Ali çekişerek pazarlığı yaptılar. Ver şu elini, ver şu elini de bitirelim şu işi. Ağamızın parası uğurludur, ziyan etmezsin. Doğru ama idare etmez. Ben 5 lira ineyim. Siz 5 lira çıkın, bitsin. Kaptan kısa kesmek için peki dedi. Kabul. Para verilip alındı. Kaya Ali yatakla ötekileri eski bir iplik çula sardı. Çevik bir hamleyle omzuna vurdu, yolu tuttu. Hadi bakalım. Destur. 72. koğuşa yatakla yorganın girişi hayli cümbüşlü oldu. Berbat, Adem babalarının pis kalabalığını yararak bağırdı. Açılın lan, yatak geliyor. Koğuşun yıllar yılı unuttuğu şeydi. Geri çekilindi, yol açıldı. Kenarları mosmor yuvalarında derinlere kaçmış fersiz gözlerin imrenen bakışları yatağa dikilmişti. Yatağın baş köşeye serilmesi gerekiyordu, gerekiyordu ama baş köşede koğuş gediklilerinden Kenan'ın boş çimento torbasından yatağı vardı. Kaptan, ''Sesleyin gelsin, edalım razi'' dedi. Berbat hayretle baktı. ''Niye? Bu köşe onun.'' Berbat cevap vermedi. Kenan'ın çimento torbasını kulağından tuttuğu gibi fırlattı. Bu köşe onunmuş. Babasından mı kalmış pezevengin oğlunun? Kaya Ali'ye emretti. İndir lan yatağı. Kaya Ali'nin suratı asıldı. Lan değilim ben. Nesin ya? Ağamın meydancısı. Doğru, dost doğru bir sözdü. O artık serseri değil. Çalışkan, kaptanın yanında çalışan namuslu bir insandı. Berbat'ın susuşundan kendisine hak verildiğini sanarak ekledi. Bir daha sözünü tartarak söyle. Yatağı omzundan yavaşça indirdi. Çulu serer yatağı yerleştirip düzeltirken öyle ciddiydi ki. Neredense çıkıp gelen İzmirli Kenan, yahu Berbat yatağımı ne diye attın yerinden? İnsanlık öldü mü yahu? Kaldır dediniz de kaldırmadın mı? Kaptan için canımı bile veririm. Herkesin de kendine göre bir şerefi var. Berbat şöyle bir baktı. Yenir mi o dediğin? Şerefi var tabii. Adem baba olduksa Allah bu arkadaş. Fazla konuştu. İzmirli koca kafa Kenan homurdanarak çimento torbasını aldı. Başka yere aramaya gitti. Ahmet kaptan acımıştı. Hazırladığı 25 kuruşu Berbat'la ötekilere göstermeden götürdü, Kenan'ın avucuna sıkıştırdı. Kenan böyle şeyleri çoktan unutmuştu. Şaşırdı, yadırgadı ilkin. Sonra etekleri zil çalarak kaptanın boynuna sarıldı. Kaptan, Ahmet kaptan, sen yok musun hani? Gözleri yaşarmıştı. Kaptan boynuna dolanan elleri çekti. Patırtı etme. Berbat'a usullacık baktı. Kenan da bunun ne demek olduğunu anlamıştı ama iş işten geçmiş. Berbat çakmıştı durumu. Yanlarına geldi. Yapma kaptan, dedi. Alıştırma bu serserileri Allah aşkına. Kaptan kısa kesmek istedi. Boş ver. Boş ver ama başa çıkamazsın sonra. Bunlara elini veren kolunu alamaz. Boş ver dedim ya. Bunlar Allah'ın cebinden peygamberi çalarlar. Bir sefer alıştılar mı bitti. Sendeki yürek zaten muhallebi. Boyunlarını büktüler de başladılar mı ağlamaya dayanamazsın. Bırak, Allah'ın acımadığına sen mi acıyacaksın? Elimizdeki parayı çarçur etmeyelim. Kaya Ali'nin baş köşeye sermekte olduğu yatağın yanına geldiler. Bunlar analarını boyar da babalarını satarlar. Kaya Ali'ye çıkıştı. Kabarsana yatağı lan. Kaya Ali sertçe döndü. Ben lan değilim. Nesin ya? Muhtaroğlu'yum. Mezar taşıyla övünmeye boş ver. Seni alakadar etmez. Ağam kabart desin kabartayım. Kabartayım mı ha? Kaptan başını salladı. Ancak bunun üzerine başladı kabartmaya. Çeyrek saat kan tere bata çıka uğraştığı halde yatak bir türlü kabarmadı. Halis yün yerine bir takım paçavralarla ne yediği belirsiz kıtıklar kabarmak şöyle dursun uğraştıkça büsbütün topaklanıyordu. Yatağın hiçbir zaman kabarmayacağını oradakilerin hepsi de bildikleri halde bozuntuya vermiyorlardı. Bozuntuya verip de halis yün olmadığını mı açıklayacaklardı? Berbat gene emretti. Yeter kabardı. Kaya Ali bu sefer alınmadı. Kabardı da ki kabardı dedi. Helal olsun. Doğrusu iyi yatakmış. Sağdan soldan başladılar. İyi yatak. Helal olsun aldığı para. Yünü halis. Yün olmasa kabarmazdı. Kabarır mı? Yumruk yumruk düğümlenirdi. İnsan parayı paraya vermeli. Araya değil. Doğru. Kaptan memnundu. Yatağının beğenilmesi koltuklarını kabartmıştı. Elini cebine atarken Berbat sordu. Ne o gene? Kaptan biraz geç.
Alalım mangal çaydanlık tencere, dedi. Berbat şöyle bir düşündü, kaptanın elini tuttu. Para sonra, gel buraya Kayali. Kayali gelmedi, az ileriden dik dik bakıyordu, ağası oymuş gibi. Amma da kumanda ediyordu ha. Gelsene lan buraya. Ellerini belinden indirdi. Ne var? Koğuşları dolaş, iyi bir mangal, iyi bir çaydanlık, iyi bir de tencere bul, gel. Haber ver, satın alacağız. Kayali kaptana döndü. Ne diyorsun ağa, gideyim mi? Kaptan başını sallarken berbat öyle bir baktı ki Kayali fırladı. Tavuk hırsızı Recep arkasından çık 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 yaptı. Ne vükala adam yahu. Ulan sana ne emrediyorlarsa onu yap. Ağlar, başka bir şey lazımsa beni de savun. Ben de giderim. Başkaları da atıldılar. Ben de giderim. Ben de savun. Hep gideriz. Yeter ki emredin. Tavukçu, Kayali maldan anlamaz dedi. Doğru değil mi fitil? Upuzun sipsivri fitil. Ne anlayacak? Gezdiği Antep, yediği pekmez. Eline para teslim etmeyin. Niye? Gözden sürmeyi çeker dinime imanıma. Berbat güldü. Hanginiz çekmezsiniz itoğlu itler? Yan kesiciler, karmanyolacılar. Tavukçu kışkırttı. Dızdızcılar diye. Di abi di. Berbat iki gün öncesine kadar İzmarit'ine zar atan, ötekiler gibi çöp tenekelerini alt üst eden, ot otlayan berbat değildi artık. 150 liralık birinin en yakın arkadaşı sağ koluydu. İş buyurmasını bekleyen Adem babalara şöyle bir baktı, hiçbirini gözünü tutmadı. Kaptanı bir kenara çekerek, ''Bu serserilere güvenilmez.'' dedi. ''Ne yapmak niyetindeysen açıl bana, ona göre karar verelim.'' Kaptan kısaca anlattı. ''Tencere kaynatacağım.'' Çay da pişireceğim. Sebilullah Sebil. Sonra? Ne sonra? Sebilullah Sebil'di işte. Yesin de Adem babalar. Kardeş malı ortaklık değil miydi? Berbat'a kalsa gereği yoktu. Bu kadar masraf boşuna olacaktı. Hem ne anlardı Adem babalar bundan? En iyisi gitsinlerdi ikinci kısımdaki aşçı çorbacıya. Doğrusunlardı karınlarını. Kaptan direnince uyumak zorunda kaldı. İyi ya, ne pişireceğiz? Kuru fasulye. Berbat'ın ağzı sulandı, sıcak sıcak sütten, yağlı suyunda et parçalarının yüzdüğü bir tencere kuru fasulye. Aylardır sıcak yemek yüzü görmemişti. Yumuşacık bir somunun taze içini kuru fasulyenin yağlı suyuna banıp ağzına atışını tasarladı. Ağzı yeniden sulandı. Koğuş betonuna sulu sulu tükürdükten sonra ver parayı dedi. Gel buraya tavukçu, git bakkala yarım kilo fasulye, 250 gram kuşbaşı et. Kaptan düzeltti. Et olsun yarım kilo. Berbat tınmadı. Sen dediğimi dinle. Yarım kilo fasulye, 250 gram et al gel. Ama bak fasulye pişkel olsun. Tavukçu. Soğan? Dedi. Soğan lazım değil mi? Tuz da tuz. Tuz da. Salça? Salçasız da. Ne tadı olur? Kırmızı biberi unuttunuz. Berbat parladı. Kesin lan herbeciler. Salça, kırmızı biber. Lokanta mı bura? Babanızın evi mi yoksa? Tavukçu hemen destekledi. Hiç canım, babamızın evi değil ya. Ismarlananları almak üzere tavukçu elinde bütün bir 5 liralık koğuştan fırlarken kapıda İzmirli Kenan'a rastladı. Durup da onunla çene yarıştıracak değildi ya. Elinde kocaman bir 5 liralık vardı. Elinde bir 5 liralık olan ise Adem baba sayılmazdı. Sayılmayınca da İzmirli yolunu kesti. Nereye lan? Tavukçu ciddi. İşim var, dedi. Ne işin var? Sana ne? Bir yerden bir şey çalmaya mı yoksa? Ben sen değilim. Ne zamandan beri? Cevap vermeye gerek görmedi. Hızla uzaklaştı ama kafası kocaman bir mukavva kutuya benzeyen İzmirli peşini bırakmadı. Birlikte merdivenler inip alacakaranlık dehlizinden geçtikten sonra cezaevinin sokağa açılan büyük bir demir kapısına geldiler. Cezaevi bakkalı bu demir kapının yanındaydı. Kenan tavukçunun elindeki beşliği görünce şaştı. Nereden aldın onunla? Ekmek mi sattın? Ne ekmek satması? Nereden aldın ya? Ağam verdi. Sana mı? Niye? Anlattı çaresiz. İzmirli sevindi. Demek bu akşam kaptan ziyafet çekecekti. Ben de yer miyim? Bana da yedirir misiniz? Hepimiz yiyeceğiz. Yaşasın kaptan. Ulan tam adam be. Hani biliyor musun? Yanında sıcak ekmek de olmalı ki. Olacak. Kuru soğan. Kuru soğanda İzmirli kocaman kafasıyla yerinde hopladı. Soğana bir yumruk, çıkar cücüğünü, bas tuza, at ağzına.
fasulyeyi salçada alacak mısın? Salçası ne tadı olur? Kırmızı biber. Yanlarına bir gardiyan sokuldu. Hadi koğuşunuza lan serseriler. Tavukçu dikildi. Koğuşumuza mı? Serseri mi? Kim serseri be? Gardiyan. Siz dedi. Sizden başka kim olabilir? İkisi birden dikildi. Biz serseri değiliz. Ya? Değiliz tabii. Bak tavukçu 5 liralığı salladı. Gardiyan. Oo maşallah. Tabii ya. Ne alacaksınız 5 lirayla? Öte biri yiyinti. Ne yiyintisi? Kuru fasulye, et, soğan, salça, kırmızı biber. Gardiyan aklına başka bir şey geldi sordu. Nereden aldınız o parayı? Tavukçu terslendi. Nereden aldıksa aldık. Çaldınız mı yoksa? Çaldık evet. Bombası patlarsa karışmam sonra. Ne yaparsın? Kırarım kemiklerinizi. Bombası patlarsa kır. Demir kapının öbür yanına bakkal gelmişti. Tavukçu öteberileri isterken gardiyan İzmirli'yi çekti. Nereden aldı parayı o serseri? İzmirli. Ağamız verdi. Ağanız kim? Ahmet kaptan. Şu Rizeli mi? Nereden bulmuş o? Ne bulması? Anası gönderdi. Ne kadar? 150 lira. Ağamız gibi var mı? Konuşulanlara kulak veren tavukçu lafa karıştı. Ağamız kendi yatak bile aldı. Sonra İzmirli. Sonra akşama fasulye yemeği yiyeceğiz. Gardiyan güldü. Tavukçu ekledi. Çay da içeceğiz. Bizim ağamız gibi var mı? İstemeden 25 kuruş verdi bana. Tavukçu bilmiyordu bunu. Merakla sordu. 25'liği ne yaptın? İzmirli gardiyanın yanında söylemek istemedi ne yaptığını. Bir iki boyuna üsteliyordu. Aa, ne yaptın? Benden saklıyor musun? Saklıyorsun demek. Kabahat bende ki seni peşime takıp buraya getirdim. Söyle ne yaptın? Gardiyan uzaklaşınca anlattı. Yutuldum. Önce yuttum 150 kuruş oldu. Kalksam iyiydi. Kalkmadım derken bir ters o. Tavukçu kırgın tekrarladı. Demek istemeden verdi. İstemeden şerefsizim. Bana verse belki ben de kumara otururdum ama 150 yutunca kalkardım. İnsan 150 kuruş kazanınca kalkmaz mı? Daha kazanırım belki diye. İnsanda bir kuvvet olmalı Allah'tan. Kumara oturdu mu hep kazanmalı. 100 liramı bastılar. Bir zarda almalı. 1000 lira mı? Onu da. O zaman hiç kimse oynamaz ki. Daha iyi. Niye? Yuttukların sende kalır. Demir kapının öte yanında bakkalın kalın sesi duyulunca tavukçu koştu. Ismarladığı öteberiye aldı. Az önce geldikleri dehlizlerin alacakaranlığından geçip indikleri merdivenleri çıkarak 72. koğuşa döndüler. Berbat ellerinden aldı ısmarlananları. Tavukçunun aklı istemeden verilen 25'likteydi. Berbat'a göstermeden kaptana sokuldu. Bir çırpıda anlattı. İzmirli'ye istemeden 25 kuruş vermişsin. Gitmiş kumarda yutulmuş. Onun yerinde ben olmalıyım ki. Kaptan anlamıştı. Ne yapardın? Dedi. Ne mi yapardım? Saklardım ağaya. Ağamın yadigarı. İnsan gider de kumarda yutulur mu? Ayıp değil mi? Cevap vermedi kaptan. Yeni bir 25'lik çıkarıp avucuna sıkıştırdı tavukçunun. Tavukçu oralarda bir iki dolandıktan sonra usulacık dışarı kaydı. 150 kuruş yutunca kalkacaktı. İzmirli miydi o? Arkası yarın.